Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri 16 Ocak 2024 Salı gününün ikinci videosuyla karşınızdayım. Tahmini olarak 18.30 gibi bu videoyu izleyeceksiniz. Bir beğeni atmayı çok görmeseniz sevinirim arkadaşlar. Gana Afrika kupasında Yeşilburnu adalarına 2-1 yenilmesine rağmen bir gol atıp iki pozisyonda topu çizgiden çıkartan Fenerbahçe'nin stoperi Ciku maçın adamı seçilmiş. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Mısır önümüzdeki maçını kazanırsa Gana eğlenecekmiş. Hani hadi inşallah diyoruz. Hani yanlış anlaşılmasın. Gana'yı sevmediğimizden dolayı değil. Ciku'yu çok sevdiğimizden. Fenerbahçe'mizin yeni transferi. Leonardo Bonucci'nin ilk maç performansını nasıl beğendiniz? Nasıl buldunuz? Hoşunuza gitti mi arkadaşlar? Ee, sevdiniz mi? Onu da bir yorumlarsanız sevinirim. Hani şunu söyleyeyim. 5 üzerinden puan verin. Mesela BKO 5, Ciku 5, Bonuççu kaç verirsiniz vesaire vesaire. Ahmet Çakar. Trede yapılan hareket penaltı değil diyen adam ya hakem değildir ya da altında başka bir iş vardır diyor Beyaz TV'de. Biliyorsunuz bir uyarı geldi Galatasaray yönetiminden. Sonrasında e, yayıncı kuruluş Truyo ekibi 180 derece döndü. Hani Fenerbahçe'li futbolcuya bıçak saplasa <laughs> canım ne var bunda ya. Yani hastaneye gittim dedi çıkarırlar bundan. Bu kadar abartacak ne var derler. Fred'e yapılan müdahaleye yayıncı kuruluştaki arkadaşlar penaltı değil diyorlar. Dursun Özbek basın toplantısında trio programına salladı. Hayırdır günah mı çıkartıyorsunuz demiş. Günah Hristiyanlar çıkartır. Yani Ahmet Çakar trio programındakilere gavur demiş. <laughs> Ulan ben söylesem aynısını söylersiniz. Fenerbahçe'de forma giyen oyuncuların kariyerleri boyunca kullandıkları penaltıların istatistikleri ve gole çevirme oranları. Bunu niye konuşuyorum? Hani bazen ukalalaşmasak mı acaba? Şimanski. Hocam Şimanski kullansın. Kariyeri boyunca bir penaltı golü var. O da bir penaltı vuruşundan gelen gol. Yani bir de bir. Yüzde gidiyor. Cengiz Ünder kariyerinde 8 penaltıda 7 golü var. Bonucci 6 penaltıda 5 golü var. Joshua King 24 penaltıda 20 golü var. Tadic 98 penaltıda 79 golü var. Batu 13 penaltıda 9 golü var. Ceko 24 penaltıda 13 golü var. Yani %54 çok kötü istatistik. İrfan Can 5 penaltıda 2 golü var. Arkadaşlar ben geçen günde size söyledim. Çok abarttık dedim. Dediniz ki now now. Now now değil abi. Çok abarttık. Her şeye karıştık. Ama tabii şimdi Ceko penaltıyı kaçırdı kaçırmasına. Fakat biliyorsunuz bazen bazı şeyler şikelidir. Ceko'nun şike yaptığını iddia eden bir Galatasaraylı kesim var. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim size. Ee, Galatasaray Kayserispor maçında şike yapmış. Yani şike nedir? Nasıl yapılır? Kimlerle yapılır? Diye iki gündür ders veren Galatasaraylı arkadaşlardan öğrendiğimize göre Galatasaray Kayserispor maçında yapılan şey bir şikedir. Yani onların anlattıklarına göre söylüyorum. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Galatasaraylı arkadaşların anlattıklarına göre söylüyorum. Çünkü defalarca anlattılar, izah ettiler. Örneğin de sanırım anlamayanlar için izleyelim diye önümüze koydular diye düşünüyorum. Edin Ceko penaltıyı kaçırıyor. Fenerbahçe'nin galip gelmesi lazım. Ceko penaltıyı kaçırıyor. Kaçırdığı penaltıda şike yaptığını söylüyor. Yani hocam bu nasıl aptalca bir mantık. Ben bilmiyorum Max GS mantığı bu. Bak Fenerbahçe'de Ceko penaltıyı kaçırıyor ama bu şikeymiş. Şimdi bu mantığa göre şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray var. Galatasaray'ın puan kazanmasını sağlayacak şey nedir? Rakibin penaltı kaçırması. Kayseri oyuncu penaltı kaçırdığına göre Galatasaraylar buna şik ediyordur. Eminim. Bitmedi. Kale arkası görüntüsüne göre Mustara eliyle sağ işaret ediyor. Oyuncu da sağ tarafa atıyor. Sanki alda al der, yani kurtar derecesine. Yani Galatasaraylı arkadaşlar kendi kendilerine itiraf edip bu bir şik ediyorlar. Hani bakın ben Kendimden demiyorum bunu. Asla ben diyemem. Aptal mıyım niye diyeyim? Yani Galatasaraylıların anlattıklarına göre bu bir şikeymiş arkadaşlar. Yani aşırı uzmanlar bu konuda. Çünkü kitaplarını bile yazdılar. Kitaplara konu oldular. Mesut Bakkal'ın onun bunun kitaplarında yer aldılar. Hani Ceko'nun kaçırdığı penaltıya 60 gibi gösterip şike dediklerine göre herhalde bu da şeydir. Penaltı demişken dün Galatasaray bir penaltı kazanmış. Ya kazanabilir. Normal. Ben böyle şeylere takılmam arkadaşlar. Normal. Her takım penaltı kazanabilir. Ya bunda e, ilginç bir şey yok arkadaşlar. Her takım penaltı kazanabilir. Ama burada asıl önemli olan olay şu. Kaçıran takım yani penaltı kazanan takım neye göre kazandı? Nasıl bir standartta? 13 bir penaltı kazandı. Ben dedim ki benim standartlarıma göre bu penaltı değil. Galatasaray'ın kazandığı penaltı da tıpkısının aynısı. Bir tane Galatasaray'da çıkıp da olan arkadaş bunun içininki verilmediyse bu da penaltı değil demeyecek. Eminim demeyecek şu var. Penaltı olmasa eminim atlama bu sakarlıkla bir şekilde kendi kalesine o topu yine sokardı. Yani maçı yine 2-1 Gal Galatasaray kazanırdı. O yüzden dürüst olabilirsiniz diyebilirsiniz. Arkadaş Fener böyle bir şey yapsa diye. Ama tabii maçın öncesinde çok fazla şey var. Kayserispor'un i̇şte Kayseri Galatasaray Başkanı'nın otelinde kalması falan. Yani bunlar bize ters şeyler. Biz bu ülkede adı Ali Koç diye hakemlikten atılan insan gördük. Adı Ali Koç. Lan arkadaş soyadı kütüğünde Koç. Adını da Ali koymuşlar. Adama kimlikten attılar. Samsun Spor haftaya Fenerbahçe depresmanına gelecek Kadıköy'e. Misal veriyorum kaldıkları otelden. Stada taşıyan otobüslerin yakıtı bitti. Gittiler Opet'ten yakıt aldılar. Bunun adı Şike olur biliyor musunuz? Bunun adı Şike olur. Opet'ten aldılar diye. Hani Ali Koç'un oteli varsa orada falan kalsalar onu anlatamıyorum bile. O derece bir şey olur. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Hani bir laf vardır ya iğneyi kendine çuvaldızı kime batırıyorsun diye. Ben bu arkadaşlara soruyorum. Siz iğneyi de çuvaldızı da hep başkasına batırıyorsunuz. Ama o iğne bir gün döner, dolaşır, gelir, batar size. Onu da söyleyeyim. Bak karşımızda bir Fenerbahçe yangını var. Skora katkı yapanlar haddi hesabı yok. Edin Ceko 20 gol 5 asist. Simanski 12 gol 14 asist. Tadic 11 gol 9 asist. Bakın hepsi 20 üstü. İrfancan 11'e e, 9. Yine 20. Batçuay'ı 9'a 3. Cengiz Ünder 5'e 2 diyor. Zaten Cengiz Ünder yeni yeni Cengiz Ünder oldu. Yani bu, bunca zamanda Cengiz esamesi yoktu. Ve Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında en yüksek galibiyet yüzdesi %71. En yüksek puan ortalaması 2.33 yakalayan İsmail Kartal oldu. Diyorlar ki Fenerbahçe madem uçuyor kaçıyor Galatasaray'ın iyi ensesinde. Anlatmaya gerek yok. Galatasaraylı arkadaşların tabiriyle şikeyle. Yani ben, benim böyle bir şey demeye hakkım yok. Böyle bir şey demeye yetkim yok. Böyle bir şey de söylemem. Gerizekalı değilim. Ama Galatasaraylı arkadaşlar buna şike ediyor. Çünkü Fenerbahçe yapınca şike oluyorsa Galatasaray yapınca da şike olması lazım. Mesela Rock diye bir arkadaş var. Birdenbire bu FETÖ'nün güçlü olduğu dönemlerde türeyen kişilerden. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar demek bir Galatasaraylı geleneği diyor. Sizin geleneğinizi eşekler kovalasın. Hıncal Uluç'u severim diyor. O da Galatasaray militanıydı. Ben ise objektif bir yorumcuyum diyor. Demek ki militanı çok. Yani onlara göre. Abdülkerim Durmaz diyor ki o zaman geçen sene siz nasıl, siz nasıl şampiyon olursanız öyle şampiyon yapacaklar diyebilir miyiz diyor. Ya kişi kendinden bilir işi. Neysen ona göre yorum yaparsın. Neysen ona göre. Ya, bir doktor olduğunu düşün. Latince tabirler kullanırsın. Familius, mamilius kemiği. Bilmem frontal lob falan filan dersin, bir şeyler dersin. Anlatabiliyor muyum? Ama bir pazarcı olsan, oğlum karpuz gibi yani dersin. Neyse biz transfere dönelim. Galatasarayla ilgili bir dosya daha açacağım. Şimdi müsaadenize çağlar söyenci dosyasını bir açayım. Çünkü bu dosya çok karışık bir dosya. Bak, aşama aşama anlatayım. Çağlar Söyüncü için özellikle Roma ve Fenerbahçe karar arasında gidip geliyor. Diğer teklifler şimdi kimse kendisine uygun görmüyor dediler. Ee, Fabrizio'ya yakınlığına bilinen bir Mateo varmış. Demiş ki Çağlar transferi için Porto ve Atletico, Porto ve Atletico, Atletico anlaştı. Fenerbahçe şimdilik zor demiş. Premier Lig olmasa Çağlar'da Atletico'da kalacak demiş. <laughs> şimdi Yavuz Sabuncu olduğuna cevap vermiş. Çağlar'ın menajeri başka bir transfer tamamlamak için İstanbul'dan. Oyuncu tarafı tamam. Selahattin Baki Atletico Madrid'i ikna etmeye çalışıyor demiş. Yani Yağız Savuncuoğlu Çağlar tamam. Hayırlı olsun diyor. Anlaşmaya vardı Atletico Madrid'e resmi kiralama teklifi yapan Fenerbahçe transferi tamamlamak için İspanyol ekibine vereceği cevabı bekliyordu. Yani Çağlar tamam hayırlı olsun diyor. Selahattin Maki hala Atletico Madrid için Madrid'de bulunuyor diye de bir duyum verdi. Çağlar Fenerbahçe yolunda Sarla Cibert'le milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor dedi t de Spor. Ya e, Sercan Hamzoğlu özel haber olarak verdi. Çağlar transferinde son durum. Atletico Madrid'in ilk tercihi Çağlar Söyüncü'yü bonservisi ile satmak. Doğru. Atletico Madrid eğer istedikleri bonservis bedeli teklif edilmezse o zaman oyuncuyu kiralık vermeyi düşünüyor. Fulham West Ham United ve Roma'da İspanyol kulübü Çağlar için resmi teklifte bulundu tırnak içinde bir şey belirteyim. Fulumu istemiyor. Vestamı da istemiyor. Çağlar Fenerbahçe'nin kiralık teklifine sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ha Hala Madrid'de. Hala Madrid teyze Barça. <laughs> Enişte Zaragoza. Görümce de Bilbao olsun. Bilbao bölgesi. Hayırdır lan sen kime görümce diyorsun falan. İspanyol kulübünü ikna, transfer ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor diyor. Cuma'dan beri orada görüşüyor. Hani Cuma namazını Madrid Merkez Camii'nde kıldı mesela. Tam iki aydır oyuncu ikna etmeye çalışıyor. Umarım emekleri boşa çıkmaz demiş. Ben bir şey söyleyeyim burada. Hadsizlik olarak algılamayın ama. iki aydır Çağlar Söyüncü'yü ikna edemiyorsak bu Çağlar Söyüncü'nün kendi sıkıntısıdır. Bak Çağlar'cığım. Biz nice yıldızlar gördük. Gökhan Emreciksin diye biri var. Seni tanımazsın ben tanırım. Dedi ki ben Fenerbahçe'ye geldim. Şöyle iyiyim böyle yiyeyim. Bana diyorlar ki Ankara'da Ronaldo sen bilmezsin ben bilirim. Ben bu kulübe gelip nice batanlar gördüm. Başka kulüplere gidip nice batanlar gördüm. Nice çıkanlar da gördüm. Nice yerinde sayanlar da gördüm. Çağlar senin için bulunmaz Hint kumaşı transfer Fenerbahçe'ye transferdir. Ben Fenerbahçe'liyim falan geçeceksin bunu. Ümit Özat da Fenerbahçe'li güya. Fenerbahçeliysem bir farkın olacak. Peki nasıl bir fark? Şöyle söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe'nin her eski futbolcusu Fenerbahçe'ye karşı aslan kesilir. Mesela böyle bir fark olabilir. Biz gayet de hoş karşılarız bunu. Ya maç satacak halim yok ya. Başkalarının futbolcusu satıyor gibi de bir ifade de çıkmasın da. Abdülkerim Durmaz diyor ki, Serdar Aziz'e güvenilerek iş yapılmaz. Ben bu kadar çıt kırıldım bir futbolcu görmedim diyor. Allah aşkına Serdar Aziz sakatlandı. Gerçekten soruyorum size. Ne oldu da sakatlandı? Serdar Aziz sakatlanınca ben size ne dedim? Hangi cümleyi kurdum? Dedim ki benim tanıdığım Ali Koç benim tanıdığım Ali Koç Çağlar Söyüncü'yü an itibariyle alır. Artık bırakmaz. Artık hayırlı olsun Çağlar dedim. Şimdi sevgili Levent Ümit Eroğlu diyor ki Selahattin Maki sol gösterip sağ vurursa kimse şaşırmasın Saviç'le dönebilir. Arkadaşlar bana da böyle bir şey geldi. Hatta Saviç ben bedenimde indirime gidebilirim falan filan demiş. Peki ben size şunu sorayım. 12 yabancının 4'ünü stoperde kullanmak ne kadar zekici olur sizce? Yani. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Ben ya Sabuncuoğlu'dan aldığım, anladığım duyumlara göre Çağlar Fenerbahçe'de hayırlı olsun. Bitti. Bilgilendirme Mert Hakan Yandaş Instagram profilinden Fenerbahçe pıtı pıtısını silmiş. Falan filan cart inter milan. Bir şey soracağım. Mert Hakan Yandaş'ın profilinde hiç Fenerbahçe yazmıyordu desem. Bunu 12 numarada doğruladı desem. Ya arkadaşlar ne kadar meraklıymışsınız futbolcu işi şey yapmaya. Ya yanlış anlamayın beni Galatasaraylı mısınız? Onlar severler böyle kaosu. Şimdi onlara ben kaosun kralını yaşatacağım. Yaşadıkları kaosla ilgili. Ya yazmışlar işte. Ya Pedro demiş ki ne şampiyonluk ne başarı Ali Koç'un umrunda değil Galatasaray'ı yenmek falan filan demiş. Sanki sanırsınız WhatsApp grubunda bunların hepsi de oradan merkezden diyorlar ki hadi şunu paylaşın diye. Aynı cümleleri. Şimdi bu cümleleri yazıyorlar. Bunlara da inanan bir kitle var. Büyük bir kitle var bunlara inanan. Yani Fenerbahçe'nin Gaziantep maçında attığı golde aynı offside olduğunu düşünen bir kitle var. Ya bu kitle şöyle bir şey arkadaşlar. Bir e, pizza düşünün. Pizzayı iki, ortadan ikiye böldüğünüz zaman arttığını düşünüyor. Kenarlarından bir tane daha böyle dört parçaya ayırdın da daha da arttığını düşünüyor bunlar. Bunlardan esnenin korunumu falan yok. Bunlar o kadar zeki ki böyle şeyler düşünüyorlar. Ne diyor Cevap Pedro'nun menajeri? Mirko Lombardi. Bu, haber, bu habere hangi aptal inanır? Bu habere hangi aptal inanır? Size aptal diyor. inananlar. Cevap Pedro hiçbir yere röportaj vermedi. Haberde röportajda sahte diyor. Hangi aptal inanır? Yani size bırakıyorum. Hangi aptal inanmış ki bu habere? Yani öyle söylüyor. Arkadaş soruyor. İyi hocam Fenerbahçe taraftarı da belki bu habere inandı. Arkadaş Fenerbahçe taraftarı sadece sorgular. Gerçeği öğrenir. Direkt e, moda mod şey yapmaz. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu'nun hedefi Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp Premier Lig'e gitmek. İnanır mısınız? Hocam inanırız. Olabilir. Burada hani aykırı bir durum yok, küfür yok, hakaret yok. Yani şantaj yok, bir şey yok. Olabilir. Öyle değil mi? Lincoln Henrique Brezilya'ya dönmek istemiyor. Türkiye'de devam etmek istiyor demiş sevgili Reşat. Hocam inanırız. Brezilya'ya niye gitsin? Türkiye'yi sevdi. Kızı, ailesi falan da Türkiye'yi sevdi. Gayet güzel yer. Olabilir inanırız. Değil mi? Crespo'nun menajeri Beşiktaş'a transfer haberleri İşler acısı medyada yalan algı var. Bu haberler doğru değil demiş. Zaten Beşiktaş da yalanlamıştı. Buna da inanırsınız doğru mu? Bak inanırsınız arkadaşlar. Sorgular inanırsınız. Mert Hakan'ın zaten hiç yoktu desem. Ha, taktik manya biraz kafayı Fenerbahçe'ye takmış desem. İnanırsınız. Yine aynı şekilde kap geldi. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yapılandırmasını sürdüren profesyonel futbol takımımızda oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Pendik Spor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza ligin geri kalan bölümde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız Fenerbahçe Spor Kulübü. Buna da inanırız hocam. Çünkü resmi açıklama. Hani resmi kap yoksa sen inanmazsın dersiniz. İşte ben de buna hep değiniyorum. Mesela Kızıl Yıldız'dan 18 yaşındaki Sırp Forbet Jovan Mijatovic Fenerbahçe'ye önerilmiş. Engage Spor'un iddiası bu yönde. 18 yaşında 3 milyon euro piyasa değeri var. Yalnız 2026'ya kadar sözleşmesi var bak 18 yaşında. Ee, İstatistikler de fena değil. Yani sol ayaklı bir forvet. Ben sol ayaklı forvetlere bir ayrı bir sempati beslerim. 26 maç. Bu arada 4 Şampiyonlar Ligi maçında forma giymiş. 115 dakikada gol ya da asist yok ama 115 dakika. 11 gol 2 asist yapmış. 1303 dakikada. Fena sayılmaz ama bu tip arkadaşların muhtemelen öyle bedavadan önermezler arkadaşlar bilginiz olsun. Ama herhangi bir transfer çalışmamız yok. Ya Sabuncuoğlu Lyon İsmail Yüksek için 8 milyon euro artı bonus teklif etti. Sizce İsmail satılmalı mı diyor. Arkadaşlar İsmail Yüksek için Bayer Leverkusen bonuslarla birlikte 15-16 milyon euroyu bulan bir teklif sundu sezonun başında. Siz zannediyor musunuz Fenerbahçe futbolcularından kimsenin haberi yok. Bakın Galatasaray'ın futbolcuları uçuyordu, kaçıyordu, zıplıyordu, hopluyordu. Bilmem beni sev çalıyordu, bilmem onu sev çalıyordu. Ne oldu o futbolculara? Niye bir tane bile teklif yok? Ya bu haliyle Galatasaray'ın işi çok zor. Şutların gole dönme oranı diyor. Süper Lig'deki takımların ortalaması 11, %11. Galatasaray 9.6, ligin sonuncusu Pendik 9.7. Yani en kötü istatistikteki. Daha nereye kadar Mustera'nın sırtına basarak gidebilecekler? Hakem kararları falan işine girmiyorum diyor Doktor Gürkan Kubilay. Şimdi bakın bu ben bir de buna iki tane Galatasaraylı yorum ekleyeyim. Bir Galatasaraylı diyor ki bu maçı kazanırız kaybederiz. Kayseri maçına basıyor. Ama bu kadar eksiği olan rakibe karşı bu oyun artık kabul edilebilir değil. Bir şey demeyelim diyoruz da valla bu Zaha, Tete ve Endombele yüzünden şampiyonluğu kaybedeceğiz diyor. Hadi inşallah Sezonun ikinci devresine girdik. Adamlar form tutsun diye bekliyoruz. Yazık günah diyor. Meşhur bir Galatasaraylı diyor ki sezonun ikinci yarısı başladı. Zaha ve Tete'nin uyanacağı yok. Bazı oyuncuların değeri oynamadığı zamanlarda ortaya çıkar. Krem Akdürkoğlu Galatasaray'ın hücumda en değerli ismi ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Krem Galatasaray için çok önemli. Krem ne lan? Ha Kerem. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Şimdi Galatasaray'la ilgili çok ciddi iddialar var. Mesela Murat Zorlu'nun iddiası. Birinci iddia. Galatasaray Puma ile 10 milyon dolarlık 2 sezonluk anlaşmaya varmış. Puma'ya demişler ki bizim paraya acil ihtiyacımız var. Bize para fişekleyin. Bize acil ödeme yapmanız lazım demiş. Puma 10 milyonunu 8'e indirmiş. 8 milyonun da 4'ünü hemen istemişler. Puma 4 milyon hemen veririm. Kalan 4'ünü 3. sene verdim demiş. Galatasaray'da hemen kabul etmiş. Bu tip hamlelerle yüzdürmeye çalışıyorlar demiş. Birincisi Galatasaray eğer bu iddia doğruysa batmış okey'e dönüyor. Bitmiş okey'e dönüyor. Bak şimdi ben Ali Koç'u eleştiririm. Yerin dibine de sokarım. Yanlış anlamayın. Hani ben bunu hak olarak görmüyorum kendime. Bu benim bir hakkım değil. Ama bir taraftar olarak eminim Ali Koç da Mustafa Hoca'nın oturduğu koltukta otursa, oyuncu koltuğunda otursa o da aynısını yapardı eleştirirdi. Çünkü canımız, ciğerimiz bir Fenerbahçe'miz var. Fenerbahçe'mizin iyiliği hepimizin menfaatlerinin üstünde yer alıyor. İşte, Ancak Ali. Ali Koç lan o temlikli, o icralık, o bilmem neli, onun üstünde zaten şey yapılmış, onun parası çekilmiş halde kulüpe başkanlık yaptı. Adam dedikçe biz alay ettik. Koç değil misin? Koy cebinden para. Adam dedikçe biz alay ettik. Koymuştur da cebinden para. Şimdi Dursun Özbek ve Erden Timur'un Galatasaray'da yaptıkları şovun haddi hesabı yok. Ya ilah gibi tapanlar var tövbe haşa. Gerçekten ama ilah gibi görenler var artık aşmışlar seviyeyi. Ya arkadaş sizin benim gibi bir insan diyorum. Yok diyor onlar çok başka insanlar diyor. İnşallah e, bu Murat Zorlu'nun dedikleri doğrudur da bu cümlelerinizi tekrar geri duyarım. Yine devam ediyorum diyor ki ciddi çalkalanma var Galatasaray'da. Başkanla Erden Timur arasında ciddi problem var diyor. Ben ya Galatasaray'da Erdem Timur'la dursunuz Özbek açıklama yaptığında benim aklıma ilk ne geldi biliyor musunuz? İkisi de kaçmak istiyor. Ne? <laughs> Lan oğlum Fenerli değil misiniz? Nasıl bir mantık? Nereden kaçmak istiyor? Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Sen boş konuşuyorsun. dediğinizi duyar gibiyim. Kaçmak. Niye kaçmak? Niye kaçsınlar ki? Ben size şöyle anlatayım arkadaşlar. Ya da ben anlatmayayım. Şunun devamını okuyumdur. Diyor ki Paris Saint Germain Galatasaray'a bir miktar para ödemiş. Galiba 3 milyon euro. Bu parayı ikar diye vermemişler. Şimdi bu bana saçma geldi. Açık söyleyeyim. Ya oğlum niye 3 milyon euroyu Galatasaray'a versinler? Hani direkt gider kendileri verir o kadar da şey değillerdir herhalde değil mi? Yani yanlışım varsa düzeltin. Ben böyle anladım. Hani benim anladığım bu şekilde. Niye gidip de Galatasaray'a 3 milyon euro versinler? Hani bana saçma geldi açıkçası. Ama İşin içinde başka iş varsa bilemem. Diyor ki bu parayı Icardi'ye vermemişler. Icardi ile ilgili bir takım problemler var diyor. Şimdi beni hiç kimse Icardi'nin sakat, makat, yok bacağı kırıldı, yok kolu koptu diye inandıramaz. İstediğiniz kadar şey yapın. Ben ben inanmam. Ha, belki de doğru söylüyorsunuzdur. Ben inanmam. Ama eğer ortada böyle bir 3 milyon euro olay varsa bu çok sıkıntı. Davinson Sanchez 12 maç oynadığı takdirde 9.5 milyon dolarlık opsiyon devreye giriyor. Sırf bu bonusu ödememek için oynatmıyorlarmış diyor. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Ben bir Fenerbahçe olarak açık yüreklilikte söyleyeyim. Galatasaray'ın belki de en çok tutan oyuncusu. Yani transferde en çok tutan oyuncusu Davinson Sanchez. Daha 27 yaşında 1.87'lik Kolombiyalı. Bugün deseler ki Fenerbahçe'ye veriyorlar. Kabul musun? Kabul ederim. Bak kabul ederim. Açık yüreklilikte söyleyeyim. Çünkü savunmayı toparlıyor, savunma şey hali, hani bir şeyler yaptırıyor, ettiriyor. Oyuncuyla ilgili diyor ki arkadaşlar bendeki veride 2027'ye kadar sözleşme var diyor transfer market. Bir sene de opsiyon var. Şimdi 9 9.5'a satın aldı diyor. Bendeki veriler. 14 maç 1 gol 2 asist. 1235 dakika. Yalnız Premier Lig'de 1 maç kaldı 13 maç. FA Cup'ta bir maç kaldı 12 maç. Murat Zorro da diyor ki 12 maç oynadığı takdirde 9,5 milyon dolarlık opsiyon devreye giriyor. Sırf bu bonservisi ödeyemeyecekler için oynatmıyorlarmış diyor. İyi de buradaki mantığa göre zaten oynamış 12 maç. belki 13 demek istemiştir diye düşünüyorum. Fakat şunu düşündüm ben. birazcık şeytani düşündüm. Galatasaray'a dikkat ettim bak. Ne az önce kime eleştirdik? Zaha. Bedava aldılar değil mi? Tete bedava aldılar. Endombili Sözde bedava aldılar. Yıllara yayar şekilde opsiyonlu şekilde 15 milyon euro verecek şekilde aldılar. Hakim Ziyeke de bedava aldılar. Bak 4 tane isimli transfer. Yani transfer market değeri yüksek. Bence kendilerine Tete hariç kendini kanıtlamış transfer. Zaten Endon biri çok güçlü. Onu saymıyorum. Zaha ile Ziyek alınabilir isimlerden. Fenerbahçe alsaydı niye Fenerbahçe aldı demeyeceğim isimler. Çok zekice. Açmak isteyen yönetimin yapabileceği hamleler. Bak Tuttu tuttu. Tutmadı ben devre arasında kaçarım. Transferi gibi değil mi sizce de? Yani eğer şu kadar maç oynayınca opsiyon devreye girip o zaman satın alacağız diye bu futbolcu böyle alındıysa bu şu demek. Ben iyi futbolcular alırım. Bir taktik yaparım. Tuttu mu? Devam ki. Ama tutmadı mı? Fener çok mu iyi gitti? Önünü kesemedik mi? Hakemler falan engel olamadı mı? Ha, o zaman sıvış. Eğer Murat Zorlu'nun dedikleri doğruysa burada büyük bir sıvış var. Cengiz abi 6 sıra Paris Saint Germain e tarafından Icardi'nin maaşının kendi payına düşen kısmı için ödediği 3 milyon euro tutarında parayı Icardi'ye vermemiş diyor. Bu sebeple oyuncu tatile çıkmış diyor. Şimdi her şeyden öte. Bakın borçlar ortaya çıktı. Bunu artık anlatamazlar. İstedikleri kadar konuşsun anlatamazlar. Birisi Tete ile ilgili dedi ki UEFA'ya FIFA'ya şikayet etti. Hiçbir yalanlama gelmedi. Ya hiç arkadaşlar bunlar bak bu firmalar halka açık işlem gören yani borsada işlem gören firmalar. Bunlar AŞ şirket bunlar. Düşünsene. Yani sen diyorsun ki Tete'nin yani Adnan Aybaba diyor Tete'nin diyor FIFA'ya diyor gitti dava açtı diyor. Galatasaray için 2 milyon eurosunu ödememiştir. Bak bu marka değerini düşürür. Şey demek gibi ya işte Kayseri'deki şu lokantada domuz eti kullanılıyor. Bu bir lokantanın alabileceği en büyük iftiralardan biridir. Allah herkese iftiradan korusun, sakınsın. E, gerçekten de şimdi aynısı futbol işine geçerli. Diyor ki bu bunu şikayet etmiş. E, bu da futbol işi. Ha şike yapmışsın, ha futbolcunun parasını vermemişsin. Bunlar hani üstüne böyle leke olarak kalacak şeyler. Hiçbir açıklama yok. Öte yandan Endombi'li en rezil bir performans diyor Galatasaraylılar. Ben demiyorum. Ben izlemiyorum Galatasaray maçlarını açık söyleyeyim. Ben Fenerbahçe maçı hariç maç izlemiyorum. Hoşuma da gitmiyor. Birkaç Galatasaray maç izledim. Günaha girmemek için bir daha izlemiyorum. Yani hakemlerle ilgili enteresan böyle kulağa hoş gelmeyen şeyler söyleyebiliyorum. O yüzden izlemiyorum. Şimdi size soruyorum. Bu kadar olay doğruysa? Borçlar doğruysa? Kaldı ki Kayseri Spor'la şike yaptıklarını iddia ediyor Galatasaraylılar. Evet. Yani penaltı kullanırken işaret varsa şikeymiş. Mustera işaret ediyor. Kendi kendilerine şike ediyorlar. Ben demiyorum. Ben diyemem. E hakem performansı. Hakemler konusunda bir şey söyleyeyim size. Son dönemde hakemler cesurlaşmaya başladı. Farkında mısınız? Yani yanlışım yoksa son iki maçta Galatasaray'ın aleyhine iki penaltı çalındı. Haftalardır, aylardır çalınmıyor. İyi de Galatasaray lehine çalınan penaltı da penaltı değil. Ben ona bir şey demem. O hakem yorumudur. O an öyle görmüştür. Atilla Kar olan çok koyu bir Galatasaray'dır. Yani evladın mı ölsün Galatasaray mı şampiyon olsun deyin Galatasaray şampiyon olsun der. O kadar koyu Galatasaraylıdır. Bilenler bilir. Hocam kimse evladından vazgeçmez. Siz öyle sana. Ben Atilla Karoğlu'nun size net söylüyorum. Net. Bu kadar net söylüyorum. Net. Herkes böyle söylüyor. Açın, araştır. Gerçi Atilla Karoğlu'nun Beşiktaşlı derler ama. Neyse çok ben girmeyeceğim orasına. Ben orada istediği kadar Galatasaraylı. Fenerbahçe'li olsun fark etmez. Hakem o anda itme gördü. Penaltı verdi. Ben buna bir şey demem bak. Bu anlık bir şeydir. Adama dirsek var. Var görüyor. Vermiyor. İşte ben buna kızarım. Anladınız mı? Ben buna kızarım. Var görüp vermiyorsa o işte hile vardır. Fenerbahçe penaltı kullanıyor. Eleman girmiş. Penaltı kullanacak. Penaltı noktasına yakın. Vuracak oyuncuyu etkiliyor. Trio ekibi diyor ki ya diyor top ona gelmediği için diyor tekrar edilmez. Yok ya. Allah'ını severseniz. Top ona gelmediği için. Vay be. O zaman kalecinin ayağı çizgiye basmayınca top avuta gidince tekrar edilmesin. Zira top ona gelmedi ki. Değil mi bu mantığa göre? Top direkt dönerse tekrar edilmesin. Ya geçiniz herkes işine geleni yapıyor. Ben şunu söyleyeyim. Biz Fenerbahçe'ye odaklandık. Çağlar kapını bekliyoruz. Çağlar gelip Serdar'ın gitmesini de çok çok istiyorum. Açık söyleyeyim. Ben artık güvenmiyorum. Bak Yusuf Akçiçek aşağıdan geliyor. Muhtemelen seneye kiralık veririz. Bizim bir tane emir ortak ayağımız var. İyi pişti çocuk. Bak Emir Ortakaya Çağlar. iki tane Türk'ün olur. 13 Çiku Bekao. Belki bir tanesini göndersin. Göndermesin de 5 stoperle devam et yola. İsmail da bu uzaktaki bu sistemi devam edecek. 5 stoperle devam et. İyi yoldasın derler. Anlatabiliyor muyum? Gidişat iyi. Bat şu durumuna göre forvet düşünüyor. Ama bu e, Çağlar işi çok uzadı sanki. Bence bir an önce kestirip atılmalı. 3'e 5'e bakılmadan. Ha Çağlar eski Çağlar değil hocam. Zarar ederiz. Şöyle yaparız. Böyle yaparız. Arkadaşlar ben gerekeni söyledim. İstediğin kadar zarar ederiz, kar ederiz de önemli değil. Ee, bazen büyük risklere girmen lazım. Anlatabiliyor Mesela Martial ismi çok konuşuluyor. Ya Martial'i becerebilsen, bak Mart şu ayı göndersen, çağları da getirsen yeter transferde. Gerçekten yeter. Ya bütün bölgelerin yedekli A takım şekilde şahane olmuş olur. İyi de hocam biz bu hakemlerle nasıl başlayacağız? Bak Galatasaraylılar size böyle psikoloji uyguluyor. Arkadaşlar birkaç hafta boyunca biz Galatasaray'dan önce oynuyoruz. Ve biz kendi evimizde çok daha çıtır çıtır oynuyoruz. Mesela şunu söyleyeyim size. Kayseri Spor bu kadar eksikle. Bu kadar oyuncusu yokken. Maç öncesi de enteresan bir şekilde sürpriz oyuncusu sakatlanmışken Fenerbahçe'nin karşısına çıksın. At damah böyle oynasın. Öbürleri bahokken falan böyle oynasın. Eline gelen fırsatlar elini tersine itsin. Fenerbahçe en az 5 tane atar bunlara. Ben söyleyeyim. İşte en çok Fenerbahçe'de bu yüzden korkuyor özellikle rakibimiz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bu videodan dolayı muhtemelen tepki alıyorum ben bu tip videolardan dolayı. Şikayet şikayet üstüne geliyorum. Bu şikayetleri yenmek için de olabildiğince beğeni atalım. Baştan sona izleyelim. Fenerbahçe'li dostlarımızla videoyu paylaşalım arkadaşlar. Gerisini size bırakıyorum. Görüşmek üzere.